E, tüyet tarafından gitti değerli izleyenler. E, hemen paylaşalım sizlerle. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün dedi ki Emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve %5,7'lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15.000 lira seyyahinen zam beklediğini açıkladı. 15.000 liralık bir seyyahinen zam beklediklerini açıkladılar. Bu birçok e, haber sitesinde birçok e, medya organında da yankı buldu e, ve diyor ki seyyanel zam beklentimiz her zaman devam ediyor. Çünkü yüzdeli artışlar eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor ancak em ancak emekli maaşları e, artışları tüfeğe endeksli olduğu için bundan pay alamıyor emekli. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var. Daha önce memura verilen 8.077 liralık seyyanen zamdan emekli artışlar. E, keseni de verilmedi, kesilmedi diyor. Kesilmediyse memur emeklisine de yansıtılacaktı diyerek bu 15 bin lira talebini söylüyor. 3.000 lirayı da değerlendirmiş. Bayram ikramiyesi artışında bir sisteme oturması lazım. Ne yazık ki hükümet bu artış sistemini getiremedi. 1000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bir artış yapılsa rakamın 5000 lirayı geçtiğini görürdük diyerek bir sistemde bulunmuş. Bayram ikramiyesinde evet öyle ironik bir durum var. Biliyorsunuz 1000 lirayla başladı ya o Sadece bakın o enflasyon rakamlarına, TÜİK'in enflasyon rakamlarına bırakılsaydı, o inanmadığımız TÜİK'in enflasyon rakamlarına bırakılsaydı e, zaten bayram ikramiyesi 5000'i geçiyordu otomatik olarak. Fakat orada bile işte kafalarına göre e, bazen artış yaptılar, bazen yapmadılar. Enflasyon oranını dikkate almadılar. Şimdilerde ise 3000, 3000 TL yani 3000 TL olarak e, karşımıza çıkıyor. TÜİK Başkanı da diyor ki 15000 lira bizim seyyanen zam beklentimiz var. Bunun dışında şimdi tabi bayramdan sonra konuşacağız bu meseleleri. Emin Bey'e de bu hafta sorarız büyük ihtimalle ama Emin Bey'in verdiği bir röportaj var. Orada tekrar e, ifade etmiş söylemiş refah payı meselesi ile ilgili e, %5 ve %10 aranında emeklilere Temmuz ayında bir refah payı beklediğini söylüyor. %5'in daha mümkün olduğunu daha olası olduğunu ifade ediyor. %5 SSK Bağkur emeklilerine verilecek bu zam memur emeklileri yok burada. %10'un daha düşük bir oran olduğunu ifade etmiş. Ee, ama %5'in e, Temmuz ayında verilebileceğini Emin Bey ısrarla söylüyor. Birçok yerde bu refah payı çok konuşulmuyor. Ona dikkat, e, dikkat etmişsinizdir. Yani Emin Bey'e göre %30'luk SSK Bağkur emeklisine bir zam gelecek. Bunu verdiği röportajda da yenilemiş muhtemelen e, biz e, bu cuma günkü yayında da bunu konuşuruz. Kendisine sorarız. Sizler bekliyor musunuz refah payı olarak bir artış bekliyor musunuz? Onu da size sormuş olayım. Ya şöyle de bir durum söz konusu. Mesela 3 Temmuz'da enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisi geldikten sonra enflasyon verisi geldikten sonra harekete geçilecek. O harekete geçme sürecinde emekliye bir zam dönemi başlayacak. Eee Tabi bir de meclisin tatil olma süresi var. Onu nasıl ayarlayacaklar, nasıl bir tarih sürecine sokacaklar bunu bilmiyoruz. O süreci de takip edeceğiz. Bayram dönüşünde, refah payı konusunda da Emin Bey'in böyle bir tahmini olmuş. Son yorumlara biraz bakmak istiyorum.